Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yeni bir video çekiyoruz. Burada Gökhan kardeşim ineğinden süt savuruyor. Hemen göstereyim ben size. Bu arada ben ilk defa görüyorum süt savma olayını. El değmeden. El değmeden şeffaf bir şekilde ha. Evet abi. Gökhan, ne yiyeceğim ben sana? Şöyle yaklaşalım kardeşim. Bu inekten ne kadar süt çıkıyor Gökhan? Abi günlük 35 kilo süt alıyorum. Günlük sabah akşam. 35 kilo sabah evet, toplamında değil mi? Toplamında evet abi. Bu bir inekten değil mi kardeşim? Evet. İyiymiş. Yani bir inekten günlük 35 kilo süt alıyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. 2 ineğimiz var. 2 tane de yavruları var. 2 tane de onlar, bunların yavruları mı? Evet. 2 tane de yavrumuz var. İşte kurbandan sonra kalan hayvanlarımız. Bu da zaten kurbanda bunu satmamıştık değil mi? Yok, o diş açmadığı için. Yani kapak atmadığı için ona ayırdı. Atmadığı için ayırdı. Aynen. İnşallah. Şöyle çevireyim arkadaşlar kamerayı. Dediğim gibi arkadaşlar bu düğümüz kapak atmamıştı. Bayağı da uysal bu düğümüz. Göstereyim ben size arkadaşlar bu düğümüzü. Gerçekten çok uysal. Bu iki düğümüz şu inekten olmalar. Anneleri burada. Şimdi süt sağma işlemimiz devam ediyor. Gökhan, bu daha ne kadar sürecek böyle? Abi yaklaşık bir 10 dakika falan sağlıyoruz her birini. 10 dakika. Yani bunu sağdıktan sonra diğerini sağacağız mı? Tabii. Ondan sonra öbürünü sağacağız. Birinden aldığımız süt 35 kilo, öbüründen de aldığımız 35 kilo. Ondan bize süre çıkmıyor. Ondan? 20 kilo civarında oluyor. Ha, 20 kilo. Sabahın akşamı. Yani arkadaşlar sağdakinden 35 kilo çıkıyor, soldakinden de toplamında 20 kilo çıkıyor. Dediğimiz gibi Gökhan kardeşimden, yani buradan süt almak isteyen arkadaşlarımız varsa Alibeyköy Cebeci köyündeyiz. Gökhan, istersen sen numaranı ver buradan. 0537 271 4092. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hafta sonları gelip buradan. Yakın olursa biz kendimize götürüyoruz zaten. Hem mesafe yakın olunca. Mesafe yakın olunca kendimize götürüyoruz evet. Anladım. O da iyiymiş ya. Yani gelip buradan da kendi taze sütünüzü kendiniz alabilirsiniz. Evet, her gün sütümüz çıkıyor zaten. Şu düğümüz inşallah seneye kadar bayağı bir heybetlenir. Evet. He? Değil mi? Tosun olur. Tosun olur yani. Daha da bir tosun olur. Bu şimdi nereden baksan bir 350 kilo vardır değil mi Gökhan? 400'ün üstünde abi şu anda. 400'ün üstünde mi şu anda? Bir yaşını doldurmadı halde. Ya bir yaşını doldurmuş. 400'ün üstünde. Dartta kantarımız var burada. Yani sene kurbanda üstünde 800 kilosu rahat var. Bir de kapak atar da diyorsun. Kapak attığım zaman evet. Kaç? 800 kilosu rahat var seneye. Seneye kadar iyi bakar diyorsun yani. İyi baktığımız zaman 800 kilo olur evet. Şöyle yani gösterelim arkadaşlar. Çünkü çok güzel yani. Bu ne? Simentel mi oluyor? Simentel evet. Anladım. Şunlar kaç aylık Gökhan? Şu iki tanesi. Şu 1 yaşına girdi. Bu da 5 aylık. Ha, şu gri olan 5 aylık. Ha, o da 6 aylık. Öbürü de 1 yaşına daha yeni girmiş. O da 1 yaşına girdi. O zaman o da seneye herhalde kapak atar. Evet, seneye kurban olur. 5 aylık hayvan maşallah var. Yine ne kadar büyük. Evet. Bu böyle ne kadar sürüyor Gökhan? Bu ilk defa görüyorum ben böyle bir şey ya. İlk yapacak abi. Yani daha önce gördüm de yani böyle savma olayında. Hı-hı. İlk defa bu kadar dikkatli bakıyorum. Ama uysal da bir hayvana benziyor Gökhan. Şöyle bir tutar Gökhan, ben bir oraya gideyim. Hı-hı. İnekler abi şu anda ya o gördüğün inek bir 16-17 bin lirası var. İneğimiz büyük, heybetli bir inek. Biraz daha ona göre. Biraz daha uygun ona göre. Değil mi? Yani şunu almaya kalksan. Her şeyin bir değeri var. 16-17 diyorsun. Evet.
Şimdi bunlar sağlı mı sen? Yani bunu boşaltıyor Gökhan, bir daha geliyor değil mi? İkisini de sağlamış. İkisini sağladın mı? Bunu sağlı he, onu da sağlı. Daha önce sağlamış. Arkadaşlar, dediğimiz gibi buradan süt almak isteyen arkadaşlarımız varsa sütümüz organik, taze, evet, günlüktür. Taze. Gelip burada hatta son olma esnasında bile alabilirsiniz yani. Hazır sağlıyor hemen. Ha, isteyen akşam olsa. 6-7 gibi, her akşam 6-7 gibi sağlıyor. Evet, bir de sabah erken sağlıyor gelince. Akşam 6-7 gibi gelirsiniz buraya. Hazır sütünüz sağlı. Hatta yakınsanız da Gökhan diyor mesela, buralardaysanız da ben akşam eve giderken bırakırım evinize sütünüzü. O da iyi bir şey. Evet. Yani dedim ki şu ineği almaya kalksan 16-17 lira yok değil mi? Evet, büyük olan. Barış kardeşim buraya ayırmış kurbandan önce. Zaten diyordu bana bunu bir daha kafa katmadığı için bir daha kurbana kadar iyi besleyeceğim. Yaklaşık 700-800 kilo olur diyor. Yani iyi bakarsak da. Ki o zamana kadar da herhalde bu 700-800 olur değil mi? Olur, rahat olur abi. Anladım. Bu da Gökhan'ın dediği gibi 7-8 aylık. 6 aylık mıydı? 7 aylık. 5-5,5 aylık falan. Ha, 5. Yani 5-6 aylık bir hayvanımız. Bu da iyi. Ya, bu da büyüğünü tosu mu olacak bu? Evet. Bundan da 2 seneye herhalde şey olurlar ya. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurbandan sonra ahırımız böyle boşaldı. Hemen buranın arka tarafında da var. İnekleri gördük, sütümüzü sağdık. Bu videoyu da burada bitirelim. Fazla uzatmayalım. Hatta Gökhan kardeşimi de yanıma alayım. Gel Gökhan. Şöyle ineklerin yanına doğru gidelim. Kapanışımızı şu 5 aylık mı 7 aylık mı ayını tutturamadığımız, bu ne oluyor? Düğün mü oluyor? Buzağı. Buzağı. Küçük buzağımızın yanında kapanışı yapalım. Hemen çevireyim ben kamerayı. Arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yine kamera sağa doğru kayıyor ama kaysın. Önemli değil. Buradan ben görüyorum. Görüşmek üzere.